I think the girls with their nails done wrong. Evet, selamlar arkadaşlar. 8 Ağustos 2024 Yama Notları'na hoş geldiniz. Bugünkü yamamız gayet güzel. Etkinlikler de, içerikler de gayet tatlı. Zaten ön yamayı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Onun dışında birkaç tane etkinlik vesaire var. Ondan farklı tabii ki detaylı ve düzgün Türkçe okuması ve sınıf değişimi merak ediyorsunuz. Beklemede kalın. Evet, ilk etkinliğimiz sıcak yaz haftası ile gelen özel ödüller. Biliyorsunuz şuradaki özel ödüller bitmişti ve yeni ödüller gelir demiştik, zaten geldi de. Gayet güzel olmuş. En sonunda hem 12-13-14. Güne bundan yığmışlar. Paraları sınızda 2-2-2 yığmışlar. Bu sefer bayağı artı basma odaklanmışlar. Bu aslında biraz bence şeyden kaynaklı. Kore'ye biliyorsunuz bu hükümran silahları geldi ya. Bize de bir tık hazırlık gibi düşünebilirsiniz. Bence ondan gelmiş ama güzel olmuş. Yani özellikle şuradaki kronlar, yani ekstra kutular vesaire, zanaatkar artı basmaya dair bayağı girişimde bulunmuşlar. Güzel gibi duruyor. Ha, tabii satın alıp almamak tercihiniz ama en üstteki ödülleri almayı unutmayın. Giriş yapıyorsunuz. Ekstra bir giriş yöntemi yok yani. Her gün giriş yapıyorsunuz, alıyorsunuz. Bugün itibaren şaka kutusuyla başladı zaten. Şurada görebileceğiniz üzere aldık. Burada bekliyoruz. Evet, sıcak yaz haftası, sıcak yaz günlerinde Hotline ile serinleyin. 8 Ağustos ila 29 Ağustos tarihleri arasında arkadaşlar Hotline var. %500 level XP, %200 beceri XP, %50 yaşam XP, ticaret tarihi tabii ki ve %50 eşya düşümü oranı artışı var bilginize. Ellie'nin özel bir bereketli yazı. Gene Ellie'nin mistik şeyi geldi arkadaşlar. İksiri geldi. Onu hatırlayanlar hatırlar. Zaten bu etkinliği çoğu insan öyle hatırlıyor. 8 Ağustos ila 29 Ağustos arasında geçerli bu etkinliğiniz ve etkinlik elinin parıltı nişanı elde edebilirsiniz. Nereden derseniz grind'dan, toplamadan ve balıkçılıktan elde ediyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında bir de 9 Ağustos'ta başlayacak olan bir günlük giriş ödülüyle de 28 Ağustos'a kadar devam ediyor. 30 dakika, 60 dakika ve 90 dakika oynadığınızda toplam günde 6'şar tane de alacaksınız bilginize. Bunları entegre servetler arayüzünde istediğiniz şekilde takas edebiliyorsunuz. Ve elinin gizemli iksiri dediğimiz işte bu. En son geldiğinde herkes aklına kalan iksirimiz bu arkadaşlar. 10 saatlik bir hayvan gibi güçlü bir iksir drop rate'i arttırmak için bayağı popülerdi. Onun için gerekli nişanlara göre işte şu ikisini alın. Her aile başına bir defa bunlar. Ondan sonra üçleri mi yoksa bundan mı almak istiyorsunuz? Kendi tercihinize göre alıyorsunuz arkadaşlar bilginize. Ben şahsen depolayıp bunu gerektiğinde almayı düşünüyorum. Ama bakalım, belli olmaz. Klan üyeleriyle bir olma zamanı. Gene klana girin etkinliği gelmiş arkadaşlar ama sadece giriş ödülü yok bu sefer. Şey versiyon geldi, görev geldi. 8 Ağustos ile 22 Ağustos arasında arkadaşlar ekstra görev geldi. Bu görev 6000, 10000, 14000 ve 20000 canavar yok etme görevi. Zaten bu görevi bilmeyen yoktur herhalde. Bilmiyorsanız da yeni oyuncusunuzdur, alışırsınız. Ekstra güzel bir klan görevi yapın. Ekstra sermayen bu kadar. Evet, İnci Dükkanı. Adım adım günlük özel paso geldi arkadaşlar. Bu sefer 1 ve 2 şeklinde direkt şey haline geldi. Bu iki tane günlük özel pasoyu ve ondan sonra da günlük özelin enleri paketi şekilde alacağınız bir paso geldi. Paketi gene paketi yazmışlar. Paket yazmak yerine. Ah, bu İnci Dükkanı'nı kim çeviriyorsa lütfen artık şu paketi ve şuradaki... Bu da sale değil mi? Evet, bu sale'ı artık lütfen bir fark edin ya, lütfen ya. Tam biriniz bile benim videomu izlemiyorsa şu izleyicilerden biri tıklatsın söylesin. Şu İnci Dükkanı izleyen adamı değiştirin ya da düzelsin. Niye hala aynı hata yapılıyor? Çıldıracağım. Kaç yıl oldu? Neyse. Hepsiver'da takas kuponu paketi geldi arkadaşlar. Onun için level beceri XP takas kuponu geldi. İnci Dükkanı detaylı baksanız için geçiyorum. Yaz haftası bir paketi geldi. Bunları da geçiyorum. İndirimde de Nadir'in parşömeni var. Şimdi gelin buradan bakalım. Ha, dur. Önce şeye bakalım. Yok. Step up kısmına. 799. arkadaşlar bu günlük özel pasoyu alıyorsunuz. Onun dışında ikinci step up'ta da şöyle bir sürü şey alıyorsunuz. Gördüğünüz üzere yani daha yok yok yani. Deli gibi şeyler. Evet, onun dışında burada 4400. arkadaşlar toplamda kaç tane lan bu? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 tane premium kostüm artı görünüş kategorisi geçerli. %10 indirim kuponu alabiliyorsunuz. Aile başı 5 limit var. Yani için gayet iyi. 1197 inciye şöyle RNG Kron paketlerinden 3'er tane veriyor. Aile başı artadı 5. 1078 inci aile başı 5 hakkınız var. Bundan da premium kostüm ya da zanaatkar alabiliyorsunuz. Toplamda
iki tanesini seçerek ve artı basmak için level 3 ve 70 FS. 1323. zanaatkar paketi. Bunlar Summer 1 pakettir bu arada. Aile başı 1 satın alma hakkınız var. 100 FS, 100 hafıza ve 350 zanaatkar veriyor. 1323. aile başı 1. Onun dışında şu Nader'den bir tane. Artı basma kiti 2 tane. Pardon. Artı basma kiti level 2'den bir tane. 500 FS'ye kadar taşıyabileceğiniz bu demircinin parşömeni 2 tane. Ve 30 zanaatkarı aile başı 3 defa alabiliyorsunuz. 344. Combat Skill XP parşömeni 1695. satışta aile başı 3 limit var. Bayağıdır bekleyen vardı. Alın artık yani, kurtulun. Ben de kurtulayım şu ne zaman gelecek sorusundan. Siz de kurtulun. Ne zaman satışa sunacak sorusundan. Onun dışında 1898. idi arkadaşlar. Hem Combat Skill XP hem P'deki o 3 kategoriyi aktarma parşömeni hem de bir sürü meyve suyu veriyorlar. Aile başı 2 de bu bilginize. Onun dışında burada yeni bir şey yok. Geçiyorum. Etkinlik burada bir şey var mı? Yok, bunlar önceden vardı. Geç. Adventure Basic bu neydi? Ha, bu da önceden olan geç. Değil mi? Yanlış hatırlıyorum. Evet, bu da önceden olan geç. 29 Ağustos'a kadar geçerli. Balakkalar falan. Tamam, bu önceki şeydi gelenler. Geçiyorum. Bunlar da önceden gelmişti şöyle. Nader'in parşömeni indirimde 264. düşmüştüğünde aile başı toplam 14'e kadar alınabiliyor maksimum. Ve üçlü poyete kadar işte geçen hafta anlattığımız pet paketidir, kostüm paketi, doğusan eksik kostümleridir vesaire hepsi geldi arkadaşlar. Onların da indirimlerin bir haftası var. İndirim olmayan işte bu kostümler gibi şeylerin kalıcı satışı eklendiğini unutmayın. Onun dışında bir şey kalmadı galiba, bakalım. Vay yok. Step up'ı da söyledik. Yes. Bitti. Bugünkü yamamız 2.6 GB ve sınıflarla başlıyoruz. Sahire. Önceki güncellemede gece kargası becerisinin beceri hızı etkisinden çıkarılıp hareket hızı etkisine tabi olacak şekilde değiştirilmişti. Sahire'nin mevcut beceri hız artışı etkisine oranla hareket hızı artışı etkisini elde etmesine rahatsız edici kısım vardı. Özellikle aktarım durumunda zıplama sonrası gece kargası becerisi kullanmak zorunluydu. Bu rahatsızlığı gidermek ve hareket ederken mesafe hissini tutarlı hale getirmek için ayarlamalar yapıldı. Ortak. Gece kargası. Zıplarken gece kargası becerisi kullanıldığında uygulanan hareket hızı artış etkisi 10 saniye boyunca %10'dan 10 saniye boyunca %15 olarak değiştirildi. Ulti kara ateş becerisi kilitlendikten sonra kara ateş becerisinin ek vuruş sonrasında LMB RMB ile karga hareket hamlesi becerisiyle combo kontrol yöntemi silindi. Buna bağlı olarak mevcut karga hamlesi becerisinin kontrol tuşlarını girmelisiniz ki bu komboyu etkinlesin. Aktarım. Eski yarısı iğnesi becerisi kullanırken karanlık parçası harcanarak hareket mesafesi arttırma etkisi kaldırdı ve temel hareket mesafesi arttırıldı. Oh, bufflar bufflar. Buna bağlı olarak eski yarısı iğnesi becerisi karanlık parçası harcanmaz ve S abisin hizmetkarı becerisinin karanlık parçası harcama etkisi de uygulanma şekilde değiştirildi. Eski yarısı iğne becerisinin taarruz sırasında RMB ile saldırı etkinleştirme kontrolü kaldırdı ve taarruz sırasında önde düşman varsa otomatik olarak saldırı etkinleşecek şekilde değiştirildi. S karga hamlesi becerisi kullanıldığında karanlık parçası harcanarak güçlerin etkisi hareket mesafesi artışından hasar artışını değiştirdi. Buna bağlı olarak S karga hamlesi becerisinin temel hareket mesafesi arttırıldı. S karga hamlesi becerisi kullanıldığında 10 saniye boyunca hareket hızı %15 etkisi eklendi. S karga hamlesi becerisinin taarruz sırasında LMV ile saldırı etkinleştirme kontrolü kaldırıldı ve taarruz sırasında önünde düşman varsa otomatik olarak saldırı etkinleşecek şekilde değiştirdi. S gölge püskürtme becerisi karanlık parçası harcanarak etkinleştiğinde hasar artışı eklendi. Buna bağlı olarak karanlık parçası harcanarak beceri etkinleştirirse S abisin hizmetkarı becerisinin karanlık parçası harcama etkisi uygulanır. Aktarım Mahmuz Tekmesi becerisinin açıklamasına karanlık parçası harcandığı uygulayan etkilerinin açıklamasının olmaması sorunu zaten. Aktarım Mahmuz Tekmesi becerisinin karanlık parçası tüketilerek kullanılarak etkinleştirildiğinde düşmana vuruş yapılması halinde yani yapılmadığı halde karanlık kıntısı yenilenme sorunu düzeltildi. Uyanış gölge sıçraması becerisi kullanılarak uygulanan hareket artışı etkisi 10 saniye boyunca %10 10 saniyeden 15 olarak değiştirildi. Başı uyanış silkinme. Demir yumruk kullanırken silkinme becerisinden sonra ileri doğru dev sıçraması becerisinin pürüzsüz komba yapılamama sorunu düzeltildi. Plan S hilal dansı buff durumunda S çiçek adım becerisi kullandıktan sonra cazibenin dansı becerisiyle hızlıca komba yapılamama sorunu düzeltildi. Bu yanlış yüksek zarafet.
uyanış durumunda yüksek zarafet 2-3 meclis kullanıldığında vuruş yapılan hedef sayısının düşük uygulanması sorunu düzeltildi. Guardian ana silah aktarım. Aşağıdaki becerilerde isabetli vuruşlarda anlık olarak yavaşlama sorunu hafifletildi. Kaya parçalama bir mutlak S kaya parçalama. Yaratık avı bir mutlak S ve yaratık avı. Akım karakan patlaması. S yaratık avı belirli beceriler kullandıktan sonra S yaratık avı 3. vuruş ile combo yapıldığında bir ek vuruşun uygulanması sorunu düzeltildi. Bu arada şu Guardian'daki değişimler yıllardır istenen bir şeydi, sonunda gelmiş ama çok geç kaldılar. Çok yani. Kaç yıldır isteniyor var ya, o kadar yavaşlatıyor ki uçarı. Sınıf değişiklikleri. Cadı büyücü binek üzerinde aktarım büyülü ok kullanarak vuruşta istemcinin kapanmasını neden sonra düzeltildi. Oha bug'a bak. At üstüne beceri atıyorsun, oyun çöküyor. İçerikler. Bugün yapılan bakım ile sohbet grubu birikmiş öneri sayısı sıfırlandı. Altın, gümüş, bronz, karor simgelerine sahip maceracıya emeklerine karşılık minnetimizi bildirmek üzere bu maceracıya 90 günlük ünvan verildi. Maceracı salonu sohbet grupları için her sınıfa ait sohbet grubunda altın, gümüş, bronz, karor simgelerine sahip maceracılar 90 günlük ünvan verildi. Daha önce sohbet grubu sıralama ödülü olarak verilen ünvanlar bu hafta yapılan düzen bakımında topluca silindi. Targa Tüccarlar kayıt günündeki Fugar'ın başarı öyküsü 3. ciltin bazı tamamlama koşulları değiştirildi. Fugar'ın başarı öyküsü 3. cilt 2. bölümde aç Hekaro'yu yiyen veya aç okyanus avcıyı yok etti. Artık zamanı avlayan hayalet görevini tamamlama şekli değişti. Yamuç Çetesi macera günlüğü 3. O nasıl bir konu ya? Macera günündeki 3. ciltteki Milenyum Savaşı için yengeç seri görevleri iyileşildi. Tamamlandıktan sonraki görevi almak için gereken 24 saat bekleme süresi kaldırıldı. Buna göre her görevi tamamlandıktan hemen sonra bir sonraki görevi alabilirsin. Oh sonunda gelmiş ya, bu da çok iğrençti. Eşya. Gizli boss enerjisi yumrulanmış boss kristali daimi takas seçeneği eklendi. Eski ay klan sorumlusu ne korna çaldınız yeter be, tamam trafik sıkıştı salın işte susun. Eski ay klan sorumlusu jetine gelişen maceracı daha fazla ticaret yapmak amacıyla klan deposuna saklanan yumrulanmış boss kristallerini daha sık takas etmeye başladı. Gizli boss enerjisi 3 adet verilerek yumrulanmış boss kristali 180 adet takas edecek şekilde daimi takas seçeneği eklendi. Buna bağlı olarak gizli boss enerjisi eşyasının açıklamasında daimi takas hakkında bilgi eklendi. Gizli boss enerjisi 2 adet vererek yumrulanmış boss kristali 155 adet elde edilebilen haftalık tamamlanmış varlık görevi de mevcut haliyle yapılabilir. Kafras yükseltmesi yapılan ekipmandan yapılandırma taşı çıkartma. Kafras taşı yükseltme yapılan ekipmandan yapılandırma taşı çıkarılabilme şekli iyileşildi. Garmut'un kalbi gibi yapılandırma taşlarını Kafras yükselmesi yapılan ekipmana eklediğinizde önce Kafras taşını çıkarmadan da yapılandırma taşı çıkarılacak şekilde iyileşildi. Bartali yelkenlisi yelkenli fırkateyn gemi geliştirme malzemeleri iyileşildi. Bartali yelkenlisinden Efere yelkenlisi fırkateyni gemisine geliştirirken gerekli malzemeler iyileşildi. Efere yelkenlisi geliştirirken arkadaşlar gemi geliştirme izni belgesi Efere yelkenlisi istiyor. Şu şeyler aynı, değişen kısımlar arkadaşlar standart kara keresinde 800'den 350'ye düştü. Çelik 600'den 250'ye, çam kontrplak 1500'den 700'de, keten kumaşta 300'den 100'e düştü. Onun dışındaki kalan her şey aynı. Efere fırkateyni geliştirirken de gene şunlar değişti sadece. Standart kara karesi 1000'den 450'ye, yeşim mercan külçe 800'den 350'ye, çam kaplama kontrplak 1000'den 750'ye, yükseltilmiş keten kumaşta 450'den 200'e düşürdü. Bayağı kolaylaşmış, hayırlı olsun. Zaten en büyük sorun şuradaki malzemelerdi, yani şunların hiçbiri değil. Lan şeyi kaybettik ya. Ebedi Çukur rehberi çorfi yeşil derece ekipman satışına başladı. Merkez pazar listesine aşağıdaki eşya görünecek şekilde değişti. Sarı derece parlayan kimya taşı yıkım koruma yaşam. Bu eşya merkez pazar başlangıç fiyatı 20 milyar gümüş para olarak aylandı. Aynen sanki satın olacak. Görev bilgi. Önerilen görev okyanus çığı sislerle kaplı gizemli ada karga yuvası seri görevleri kısmen iyileştirildi. Tüm gücünle görevi devam ederken karga savaşçısını yenildiğinizde çağırma parşömeni tekrar almadan 5 enerji verip yeniden deneyebilecek şekilde değiştirildi. Tüm gücünle görevi devam ederken ortaya çıkan 5 karga savaşçısı büyük ölçüde zayıflatıldı. Rakan HP ve APS'i düşürüldü. Valkin HP ve APS'i düşürüldü. Arenanın ortasına gidip patlama oluşan saldırı yapılmayacak şekilde de değiştirildi. Faret HP ve APS'i düşürüldü. Işınlandıktan sonra tüm HP yenilen beceri kullanılmayacak şekilde değiştirildi. Bennett HP ve APS'i düşürüldü gene. Diğer benlik oluşan beceri kullanılmayacak şekilde değiştirildi. Evergrad HP ve APS düştü.
Departış becerisi kullanmayacak şekilde değişti. Hepsi çok kolaylaşmış özetle. Çünkü bunlar hep en gıcık mekanikleriydi. Emoji hikayesi enerji ve enerji görevi devam ederken savaş sırasında HP ve MP sürekli yenilenecek şekilde düzeltildi. Envanter slotunun genişletilebildiği önerilen görevlerindeki ben de sen gibi olacağım baba seri görevinin ilerleyişi ve rotası iyileştirildi. Kalfon ve Medyah görevlerindeki canavarları yerine görevin alındığı Kamasibya bölgesi ve yakındaki Dragon bölgesindeki seri görevlerinin hedefleri tamamlanabilecek şekilde iyileştirildi sonunda. Paralı asker günlüğü Ogre görevi paralı asker günlüğünün tüylü kurtarak değişti ve buna bağlı görev etkileri içeri güncellendi. Paralı asker günlüğü Shus muhafızı görevi paralı asker günlüğü Şereka'nın mezarı gece olarak değişti ve buna bağlı görev hedefleri içeri güncellendi. Envanter slotun genişletilebildiği önerilen görevler o da önerilen sekmesinde maceracıya destek envanter genişletme kısmına kontrol edilebilir. Envanter slotun genişletilebildiği önerilen görevlerdeki işleme trend işçi deneyimi görevinin kabul koşulları iyileştirildi. Kesme başlangıç bilgisine sahip olunmasa bile görev alınabilecek şekilde değişildi. Envanter slotun genişletilebildiği önerilen görevler, görevler O'da önerilen sekmesinin maceracı destek envanter genişletme kısmından kontrol edilebilir. Bağlantı noktası fetih savaşı. Bağlantı noktası fetih savaşı katılım kaydı arayüz eklendi. Klan bilgisi G'de. Bağlantı noktası fetih savaşı durumundan klanın katıldığı bağlantı noktası fetih savaşı kayıtları kontrol edilmesini yıllardır beklenen şey sonunda geldi. Orada arkadaşlar yıl, ay, gün şekilde bağlantı noktası fetih savaşı tarihleri. Bağlantı noktası veya fetih savaşı yapılıp yapılmadığı yani hangisi olduğu. Bölge veya bağlantının adı bağlantı noktası fetih savaşı sonrasında zafer yenge hepsi kayıtlı. Bir de tabii ki şu G'deki şey skorları. Şunlar. Şuradan gördüğünüz üzere çok iyi olmuş. Komuta merkezi yok etme, kale yok etme, binek öldürme, klan üyesi öldürme, ölüm sayısı gibi bilgiler de önceki de aynı şekilde kontrol edildi. Dikkat edilen şöyle küçük şeyler var ama. Bağlantı noktası fetih savaşı devam ederken sadece ilgili sunucudaki kayıtları kontrol edebilirsiniz. Normal aynı. Diğer sunucularda devam etmekte olan savaşa dair bilgileri kontrol edemezsiniz. Ancak geçmiş kayıtları kontrol edebilirsiniz. Bağlantı noktası savaşı fetih savaşı devam etmiyorsa tüm sunuculardaki kayıtları kontrol edebilirsiniz. Bu arayüzü ilk kez tıkladığınızda en son kayıtlar gösterir. Savaş kahramanı hakkında bilgiler kayıtları geçmez. Ancak bağlantı noktası savaşı devam ederken kayıt kontrolü mümkündür. Kayıtlar en son 30 adete kadar saklanır ve sadece 90 gün içindeki kayıtlar kontrol edilebilir. Yani 90 gün içindeki kayıtlar kontrol ediliyorsa nasıl en fazla 30 adete kadar saklanıyor? The fuck? Anlamadım. Neyse. Artık 90 gün içinde öğreniriz herhalde. Fetih savaşı yapılırken kararlılık bariye inşa edilememe sorunu düzeltildi. Yani bunu 1000 kere deklaretler hala kurulamıyor bazen. Umarım artık bitmiştir bu sorun. Balans noktası savaşı yapılırken bazı sonlanmış bölgelerde inşa edilen tedarik deposunda Krogdolun yuvasında bulunan atların iyileşmeme sorunu düzeltildi. Arayüz takılı olan ekipman karakter destek ayarı yapılmış karakteri kopyalamaya yaparken kopyalanmayan eşyalar daha belirgin gösterecek şekilde iyileşildi. Kopyalanamayan durumlardaki eşyalar için sağ alt köşedeki özel bir simge ve ekipman slotu kırmızı renkte olacak şekilde gösterilecek. Termin kumdan kalenin kazanan bildirim mesajı toplama mini oyunun ilerleme arayüzünü engellemeyecek şekilde iyileştirildi. Ve Black Desert resmi web sitesindeki aşağıdaki konular iyileştirildi ve değiştirildi. Mobil ortamda resim web sitesinin sağ üst köşesindeki profil menüsü genişletildiğinde görünen menünün stili iyileştirmesi, indirme sayfasındaki Black Desert sistem gereksinimleri bilgisi güncellendi. Black Desert Plus uygulaması kapatıldıktan sonraki kupon sayfasına erişildiğinde giriş sayfasına yönlendirme sorunu düzeltildi. Düzeltmeler değişiklikler. Okçu belirli özelleştirmeleri uyguladıktan sonra kaplan elçisi miğfer takıldığında doğal olmayan şekilde görünme sorunu düzeltildi. Sahire kılıç kıyafetinin kol kısmının doğal olmayan şekilde görünme sorunu düzeltildi. Cadı poetika miğfer takıldığında doğal olmayan şekilde görünme sorunu düzeltildi. Musa belirli durumlarda katafrak kıyafeti giydiğinde doğal olmayan şekilde görüntülenme sorunu düzeltildi. Archer deneme karakteriyle aşağıdaki eşyalar takıldığında Sesler yeter. Gitti. Cadı poetika miğfer takıldığının doğal olmayan şekilde görünmesi sorunu düzeltildi. Musa belli durumlarda katafrak kıyafeti giydiğinde doğal olmayan şekilde görünmesi sorunu düzeltildi. Archer deneme karakteriyle aşağıdaki eşya takıldığında doğal olmayan şekilde görüntülenme sorunu düzeltildi. Archer 2 hasar azaltma.
Ağaç eldiven 2 isabet ve ağaç ayakkabı 2 hasar hızlı nefes. Yükseltme arayüzü taşınmış durumdayken yükseltme yapıldığında arayüzün konumunun değişme sorunu düzeltildi. İşçi ile toplu üretim sırasında çalışan işçi arayüzüne fareyle gelindiğinde çalışma süresinin farklı görünme sorunu düzeltildi. Oyundan çıkış arayüzünün slot genişletme kuponu satın alındığında karakterin slotunun hemen etkinleştirilmesi sağlandı. Belli durumlarda kale sahibi klan üyesi bağlantı nokta savaşı katılım butonuna bastığında fethi savaşı katılım arayüzünün görünme sorunu düzeltildi. Olum vadisi bölgesindeki belli bir konumda karakterin takılı kalma sorunu düzeltildi. Belli çözünürlüklerde ana görevler sırasında boss ile savaşırken öldüğünüzde diriliş butonunun ekran dışına çıkma sorunu düzeltildi. Ve bug'a bak. Oyun kolu modu arayüzü kullandığında aşağıdaki durumlar düzeltildi. Klan lideri atanamama sorunu düzeltildi. Klan lideri atandıktan sonra klan üyesi listesindeki lider simgesinin güncellenmemi sorunu düzeltildi. Şey, poetika zırh giydiğinde bazı görevlerin doğal olmama sorunu düzeltildi. Archer 4 numaralı yüz tipi ayarlarında lollipop süsünün doğal olmayan şekilde görüntülenme sorunu düzeltildi. Sahiri Tiri'yi eldiven giydiğinde kıyafetin görünümünün silahının görünümüyle doğal olmayan şekilde çakışma sorunu düzeltildi. Efsane ve Arduino'ta birindikten sonra süzülme sırasında özgürlük kanatları E ve hız kanatları F becerileri aynı anda kullanıldığında anında alçalma sorunu düzeltildi. Ejderhanın laneti bilgisinin elde edilememi sorunu düzeltildi. Evet, oyuna yeni başlayan ya da geri dönen bir arkadaşsınız arkadaşlar. Buna tıklayın ve siz özel sahne avantajlara bakın. Biz bakamıyoruz, o yüzden faydalanmıyoruz ama siz faydalanabilirsiniz. Ya da Twitch kanalıma gelip ündem geri dönen yazarsınız, bu linke erişebilirsiniz. Aynı şekilde oyuna geri dönen bir maceracısınız ve çok fazla içerik geldi. İşte ben bunların ne olduğunu bilmiyorum, özeti yok mu dersiniz, bu linki tıklayıp ya da Twitch kanalıma gelip ündem geri dönen yazarsınız arkadaşlar, bu linke erişebilirsiniz ve bu zaman içinde gelmiş içeriklerin özetini görebilirsiniz ve sonra detaylı okumak isterseniz tıklayarak bakabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoya like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanala abone olmayı, bildirimi açmak için çana basmayı, 2,5 TL'den başlayan fiyatlarla member olabileceğiniz ve bedava desteklemek için adblock'unuzu kapatarak destekleyebileceğinizi unutmayın. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.